5. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 5. sınıf temel dini bilgiler. 1. dönem 2. yazılı sorularının 2. videosuyla devam ediyoruz. 1. soru. Yukarıdaki metinde verilen abdest çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Metin burası arkadaşlar. Okuyalım. Sözlükte yıkanmak, temizlenmek demektir. Bazı özel durumlarda manevi kirliliklerden kurtulmak için bütün bedeni hiç kuru yer kalmadan temiz suyla yıkamaktır. Evet, şimdi tekrar okuyalım. Yukarıdaki metinde verilen abdest çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Boy abdesti, gusül abdesti, namaz abdesti, yolculuk abdesti, manevi abdest. Evet, hiç kuru yer kalmadan temiz suyla yıkamaktır bütün bedeni. Olunca ne oluyor arkadaşlar? Gusül abdesti, boy abdesti oluyor. Onun için burada birinci soru için A şıkkını işaretledik. İkinci soru. Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başlarınızı mesedin. İki topukla birlikte ayaklarınızı da yıkayınız. Evet, orada bir düzeltme yapalım. Mesedin. Şimdi yukarıdaki ayette geçen abdestin farzları aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Burun, yüz, ayak. Eller, ağız ve kollar, yüz, kollar, baş, ayaklar, kulaklar, ense ve dizler. Şimdi arkadaşlar abdestin farzı 4 biliyorsunuz. Burada hangileri verilmiş oluyor? Baktığımız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar kollarınızı, başınızı mesedin. İki topukla birlikte ayaklarınızı yıkayın. İşte burada yüz, kollar, baş ve ayaklar olarak geçmekte abdestin farzları. Tabii bu kısaltılmış hali. Bunun doğrusu. Yüzü tüy bitiminden çene altına kadar, kollar dirseklerle beraber, başın dörtte birini meshetmek, ayakları topuklara kadar yıkamak. Bunun doğrusu zaten ayet-i kerimede Maide suresinin 6. ayetinde bu şekilde geçiyor. İkinci soruyu kısaca C şıkkı olarak işaretledik. Evet, temel dini bilgiler, 5. sınıf temel dini bilgiler, 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorular daha önceki sınavda çıkmış ve bir sonraki sınavlarda çıkar ve çıkması muhtemel veya bir benzeri. İkinci video. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle abdestli yapılması gerekir? Oruç tutmak, yemek yapmak, namaz kılmak, fıtır sadakası vermek. Kesinlikle abdestli yapılması gerekir. Yani her zaman abdestli olmak iyidir. Ama bir ibadet var ki abdestsiz kesinlikle kabul olmaz. O da nedir arkadaşlar? Namaz kılmaktır. Evet. Namaz kılmak için abdestli olmamız gerekir. Tabi her zaman abdestli olmak gerekir. Çünkü abdest insana bir kale gibi ne yapar? Günahlardan, belalardan, musibetlerden korur. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin temizlikle ilgili yapmamızı emrettiği davranışlardan birisi değildir? Çevreyi temiz tutmak, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, elbiselerimizi temiz ve düzenli tutmak, para kazanmak için arabaları temizlemek. Soruya tekrar bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin temizlik yapmamızı emrettiği davranışlardan birisi değildir. Çevreyi temiz tutmamız lazım. O davranışlardan birisidir. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamamız gerekir. Elbiselerimizi temiz ve düzenli tutmamız gerekir. Ama para kazanmak için arabaları temizlemek derken bu dinimizin emretmiş olduğu temizlikle bir alakası yoktur. Dördüncü soruyu değişik olarak işaretledik. Beşinci soru. Nokta nokta temizlik, kalbin dedikodu, yalan, kıskanç, kibir, büyüklenmek gibi kötü huy ve davranışlardan temizlenip güzel ahlak ile kalbimizin dolmasıdır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır? Maddi temizlik, hükmi temizlik, manevi temizlik, hissi temizlik. Evet, şurada tarifi yapılan bir temizlik var arkadaşlar. Kalbin dedikodu, yalan, kıskanç, kibir gibi. Kötü davranışlardan temizlenmesi hangi kısma girer? Manevi temizlik kısmına girer. Onun için şuradaki boşluğa B şıkkı gelecek. 5. soruyu da B şıkkı olarak işaretledik. Evet, bir hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. 5. sınıf olduğunuz için içinizde İmam Hatip okuyanlar vardır. 5. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi kanalımda mevcut. Videonun sonunda kanalın tanıtımını yaparken de göreceksiniz. Şimdiden bir hatırlatmada bulunmuş olduk. Evet, 6. soru. Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur. Şurayı ayıralım. Allah tertemiz olanları sever. Bu Müddessir ve Tevbe suresinde ayetler. Yukarıdaki ayetler aşağıdaki hangi hadisle aynı anlama gelmektedir? Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur. Allah tertemiz olanları sever. Bu ayet-i kerimeler arkadaşlar şuradaki hadis-i şeriflerden birisiyle aynı manaya geliyor. Peki hangisi?
Müslüman elinden ve dilinden başkalarının güvenin içinde olduğu kimsedir. Kur'an okuyan Müslüman turunç, portakal gibidir. Tadı da güzeldir, kokusu da güzeldir. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'a sevin. Allah temizdir, temizliği sever. Evet, buradaki ayette arkadaşlar hangi anlama gelmekte? Burada temizlikten bahsediyor. İşte burada da hadis-i şerif onunla uygundur. Allah temizdir, temizleri sever. Onun için D şıkkını işaretliyoruz. 6. soru D şıkkı. 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın isimlerden birisi değildir? El-Aziz, El-Rahim, Es-Selam, Mahmud. Evet, Allah'ın isimleri El-Aziz, El-Rahim, Es-Selam'dır. Ama Mahmud isminde bir ismi yoktur. Mahmud ismi Peygamber Efendimizin çok kullanılan isimlerinden birisidir. Ahmet, Muhammed, Mustafa. Evet, devam ediyoruz. 8. soruyla. 7. soru değişik. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak değildir? Dürüst olmak, eşit davranmak, merhametli olmak, yalan söylemek. Yalan söylemek arkadaşlar güzel bir ahlak değildir. Çok çirkin bir ahlaktır. Onun için 8. soruyu B şıkkı olarak işaretledik. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak davranışıdır? Sınıftaki arkadaşlarımıza lakap takmak, sınıftaki küçüklerin yemeklerini alıp yemek, öğretmenlerimiz gelince sessizce beklemek, arkadaşlarımızın hatasını araştırıp öğrenmek. Evet, aşağıdan hangisi güzel bir davranıştır? Öğretmenlerimiz gelince sessizce beklemek. Yani öğretmenlerimizi sessizce beklemek. Şurada gelince biraz fazla olmuş orada. Evet, onun için ne yapıyoruz arkadaşlar burada? C şıkkını işaretliyoruz. Bu güzel bir ahlak davranıştır. Lakap takmak, sırta küçüklerin yemeklerini almak, arkadaşlarının hatasını araştırıp öğrenmek bunlar güzel ahlak davranışlarından değildir. Onun için güzel olan burada C şıkkıdır. Öğretmenlerimizi sessizce ne yapmak? Sınıfta beklemek. Gelinceye kadar da olabilir. Öğretmenlerimizi sessizce beklemek. Evet, 10. soru. Yukarıdaki ayet İslam dininin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dikkat çekmektedir? Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık nimet olarak verdiğimizden de Allah yolunda infak ederler. Evet, hangisini arkadaşlar? Yardımlaşma, paylaşma, kendini düşünme, çevremizi temiz tutma, sokak hayvanlarını koruma. Bu ayette ne bahsediyor arkadaşlar? Tabii ki infak etmek, başkalarına vermek, sadaka, zekat, yardımlaşma, paylaşma olarak işaretliyoruz. 10. sorunun doğru şıkkını. 11. soruyla devam ediyoruz. Bu Kur'an ayetlerini düşününsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Yukarıdaki ayet Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliğini vurgulamaktadır? Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetler üzerinde düşünüp öğüt alınması gereken bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de inmiştir. Şunlar da doğru ama arkadaşlar şuradaki ayet-i kerimeye göre buradakilerden hangisi doğru ona bakacağız. Yani ayet-i kerimede ne anlatılmak isteniyor? Bu Kur'an ayetleri düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır. Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerine düşünüp öğüt alınması gereken bir kitaptır. İşte ne yapıyoruz? Buradaki şıkkı işaretliyoruz. A, B, C şıkkı oluyor o zaman arkadaşlar. Bunu işaretleyelim. Evet, burası 11. soru için. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ahlaki sorumluluklardan biri değildir? Peygamber Efendimiz'i sevmesi, Peygamber Efendimiz'e saygılı olması, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyması, Peygamber Efendimiz'e inanmaması. Evet. Peygamber Efendimiz'e karşı ahlaki sorumluluklardan birisi değildir diyor arkadaşlar. İşte burası oluyor. Peygamber Efendimiz'e inanmaması. Böyle bir ahlak çeşidi sorumluluğu yoktur. Ama Peygamber Efendimiz'i sevmemiz gerekiyor, saygılı olmamız gerekiyor ve sünnetine uymamız gerekiyor. 13. soru arkadaşlar. İslam dininin peygamberi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, Hazreti Osman, Hazreti Davud. Hazreti Adem yani Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamberdir. Hazreti Osman Hulefai Raşidi'nin üçüncüsüdür. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz gelir. Hazreti Davud, Davud Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Ona da ne verilmiştir arkadaşlar? İncil verilmiştir. Dört büyük kitaptan biri olarak. Peki İslam dininin peygamberi kimdir? Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 13. soru B şıkkı. 14. soruya geldik arkadaşlar.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında Allah'ım selam olan sensin ve esenlik de sendendir diye dua etmiştir. Yukarıdaki hadiste Allah'ın hangi ismi aşağıdaki şıklarda geçmektedir? Er-Rahman, El-Aziz, Es-Selam, El-Kerim. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimizin duası budur. Buradaki isimlerden biri burada hangisidir? Hangisi geçiyor? 14. soruyu buraya beraber yapacağız. Size bırakıyoruz. Yorum kısmına 14. sorunun cevabını yazıyorsunuz. İlk 3 kişiyi doğru olarak kim yapacak? Bakalım. Evet, göreceğiz. 15. soru. Aşağıdaki parantez arasında verilen kelimelere uygun boşluklara gelecek şekilde doldurunuz. Gülmek, abdest, cuma. Müslümanlar camide cuma namazını kılar ve bayram namazını kılmak için abdest alırlar. Namazda yanımızdakinin duyacağı kadar gülmek abdesti bozar. Evet, buraya yani şu birinci arkadaşlar cuma gelecek. O zaman tekrar okuyalım. Müslümanlar camide cuma namazını ve bayram namazını kılmak için abdest alırlar. Namazda yanımızdakinin duyacağı kadar gülmek abdesti bozar. Buraya dikkat ediyoruz. Yanımızdaki kişi, yani hemen yanımızdaki saftaki kişi duyacak kadar eğer gülmüş isek abdestimiz bozuluyor. Ama kendimiz duyacak kadar çok az, böyle çok hafif bir gülme ise de o zaman da ne bozuyor arkadaşlar? Namaz bozuluyor. Selam verip tekrar başlamamız gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Başkası duyacak kadar güldüğümüz zaman abdest, kendimiz duyacak kadar güldüğümüz zaman da namaz bozuluyor. Evet, toplamda bunlarla beraber 17 soru oldu arkadaşlar. 14. soruyu size bıraktık. Burayı da siz yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şimdi İmam Hatip okuyanlar için kanalımızın tanıtımını yapalım, sonra bitirelim. 816. videonun çekimini yaptık. Kanalımızın ismi Bilgi Akademi. Şimdi kanalımızla alakalı bilgiye bakalım, sonra bitirelim. Evet, kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Öncelikle abone olmanızı rica ediyoruz. Şu şekilde oynatma listelerine geldiğimiz zaman 5. sınıf yazılı soruları var. Şu an için 25 ama 30-35 civarında olacak toplamda, 2. yazılılara kadar. 1. dönem 2. yazılılara kadar. Bugünün tarihi 27.11.2021, yani Kasım'ın 27'si. Bir ay sonra yazılılar başlar. O zamana kadar bunlar fazlalaşacak. Sonra aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar Arapça ders kitabının tercümesi var. İmam Hatip okuyorsanız şayet. Evet, 1. ünite 1. dersten başlıyor arkadaşlar. 6. ünite 3. derse kadar. Yani 1, 2 ve 3. üniteler 1. dönemde okutuluyor, okunuyor İmam Hatip 5. sınıflar için. 4, 5 ve 6. üniteler de 2. sınıfta okutuluyor. Pardon, 2. dönemde okutuluyor. Toplamda 27 video var. İstediğiniz videoya buradan arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Mesela birine bakalım. Tercümeyi ne şekilde yapmışız, size kolaylık olsun diye. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tercümeler isteme ile lihvar, diyaloğu dinle ve aitu tekrar et, makra'ahu sonra oku ve kutu fi defterik ve defterine yaz. Fi dersi resim, resim dersinde. Yani size kolaylık olsun diye Türkçe tercümelerinde ekledik. Sadece İmam Hatip öğrencileri değil, sıfırdan Arapça okumak, öğrenmek isteyenler de 5. sınıftan harflerden başlayıp 12. sınıfa kadar arkadaşlar ne yapabilirler? Öğrenebilirler, buradan istifade edebilirler. Evet, öncelik arkadaşlar abone olmanız, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmanız, kanalımızın tanıtımında bize büyümesinde yardımcı olmanız. Gördüğünüz gibi 816 video neden var? Şundan dolayı görüyorsunuz, kaçar ünite var, kaçar video var. Burada hepsi yazıyor. Sınıf sınıf, bölüm bölüm. Evet, Arapça ders kitapları 12. sınıf toplamda 75 video en fazla. Videosu olan 12. sınıf. O Arapçası biraz daha zor olduğu için bazen bir veya bazen iki sayfa bir video oluyor. Evet, kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.